Hepimiz bir zamanlar çocuktuk. Oldukça masumduk ve her şeyi masum olarak görüyorduk. Sinemada izlediğimiz animasyon filmlerinde veya televizyonda karşımıza çıkan çocuk dizilerindeki her diyalog ve her görsel bizler için özel bir anlam ifade etmiyordu. Ama zamanın geçmesi bizlere hayata dair birçok şeyin karanlık gerçeğini gösterdiği gibi izlediğimiz çizgi filmlerin o kadar masum olmadığını da öğretti. Bazen diyaloglarda verilen mesajlarla, bazense sadece garip karelerle biz izleyiciler birer ürün olarak görüldü. Özellikle 5-6 yıl önce bu bakış açısı eski çizgi film izleyicileri tarafından geliştirildi. Ve hepimizin muhakkak birkaçını izlemiş olduğu yapımlar üzerine teoriler hazırlandı. Bazısı apaçık palavraydı. Sırf yapmak için yapmışlar yani. Ama bazısı gerçekten de tutarlıydı. Videoda bu teorilerden biri ve beni öğrendiğimde oldukça sarsmış olan Winnie the Pooh teorisini çok yakından inceleyeceğiz. Diğer animasyonlar üzerine yapacağımız teori videolarını kaçırmamak için abone olmanızı öneririz. Winnie the Pooh adı altında yayınlanan bu renkli seri, kitaplarla, filmlerle ve televizyon dizileriyle medyanın önemli eserlerinden biridir. Şimdilerde pek popüler sayılmaz ama Y kuşağındakilerin bir noktada çocukluğuna dahil olduğuna eminim. Bu teoriye göre, yapımda bulunan karakterlerin her biri birer zihinsel bozukluğu temsil etmektedir. Bazısı bu semptomları birer uyuşturucu maddeyle eşleştirmeye çalışsa da, zihinsel bozuklukları temsil ettiği düşüncesi daha tutarlı. Bizde hem daha tutarlı olduğundan, hem de etik sebeplerden dolayı zihinsel bozukluklarla ilgili olan teoriyi konuşacağız. Hadi o zaman ilk karakterimizden hemen başlayalım. Winnie. Yapımın ana karakteri Winnie'nin teoriye göre birden fazla kişilik bozukluğu var. Farklı bir deyişle bu kişilik bozukluklarını temsil ediyor. En belirgin olanı dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğudur. Karakterin konsantrasyon sorunu olduğu açık ama teoriye göre durum biraz daha ciddi. Bu psikiyatrik bozukluk, hastanın bir şeye odaklanamaması ve çoğu durumda normalin üstünde bir aktivite seviyesiyle karakterizedir. Ayrıca sürekli bal yemesinden yola çıkılarak dürtüsel yeme bozukluğu olduğu düşünülüyor. Farklı bir deyişle aşırı yeme bozukluğu. Aferin bakalım Winnie. Aa, teşekkür ederim. Winnie'nin bu balı olan takıntısı ve var olan tekrarlayan sayma davranışları bazılarına göre obsesif kişilik bozukluğunun da bir kanıtıdır. Yapımın ana karakteri üzerinden bu kadar şey anlatılmaya çalışılması çok ilginç gözüküyor. Piglet. Piglet şu tatlı domuz yavrusuydu. Gerçekten de şirin. Bu karakterin yaygın anksiyete bozukluğundan muzdarip olduğu düşünülüyor. Gelin biraz yakından inceleyelim. Piglet sürekli bir telaş halindeydi. Bu aslında anksiyete bozukluğu olduğunu düşünmek için yeterli. Are you all right? Çünkü aşırı telaşlı be. Ama ayrıyetten Piglet'in benlik sorunları olduğu düşünülüyor. Aslında ben böyle düşünmemiştim. Planı mahvettiğim için üzgünüm benim. Repliklerinden anlaşılacağı gibi öz saygısında ciddi sorunlar var. Bu tatlı karakterin anksiyeteyi temsil ediyor olması üzücü. Roo. Tigger'ın kankası olan bu kanguru için söylenen şeyler oldukça dikkate değer. Bu küçük kangurunun otizm spektrum bozukluğu olduğu düşünülüyor. Otizm bozukluğunun önemli belirtilerinden biri bildiğiniz üzere bireyin çevreye olan adaptasyonunun azalmasıdır. Rutine bağlılık ve değişikliklere tepki göstermek. Durum buyken ve Roo karakterinin annesinin kesesine resmen bağımlı olması bazı teori manyaklarını bu düşünceye yöneltmiş. Mama? Kenga. Why, of course he is, Roo dear. Oh, absolutely. Roo'nun kesesinden çıkmadığı annesinin de bir bozukluğu olduğu düşünülüyor. Bu ebeveynler için biraz zorlama gibi gelebilir. Belki de haklısınız ha? Bu anne kangurunun sosyal kaygı bozukluğu olduğuna inanılıyor. Bu karakter hatırlayacağınız gibi fazlaca koruyucuydu. Piglet, bu bir ödül. Acaba ödül ne olmalı?
Kocaman bir şey olsa. Mesela havai fişek. Aa, dur bakayım. Hayır, mesela sıcacık harika bir sarılmaya ne der? Bir ebeveyn olduğu için kimilerine bu normal gelebilir. Ama Kenga fazlaca koruyucuydu. Oğlunun kendi kararlarını vermesine asla izin vermeyecek kadar koruyucuydu. Belki de oğlu Ruh'un sorunlarının kaynağı annesidir. Bunu bilmek imkansız. Yüzdüğe yaklaşıyorum. Seni gidip... Tigger. Gel bakayım buraya. İşte yakaladım. Demek yere kaçıyorsun. Tigger'ın veyahut Türkçe versiyonunda geçen haliyle Kaplan Tigger'ın problemi oldukça açık. Şu karakteri bir 5-10 saniye izleyin ve sorunu tahmin edin. Evet, doğru bildiniz. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu. Karakterimizin bir saniye bile yerinde duramaması, bir kaplan olmasına rağmen sürekli zıplar vaziyette olması, öyle ki kangurudan dahi daha fazla zıplıyor, bu düşünceyi ortaya çıkarmıştır. Hatta videonun başında bahsettiğim durdurucu teorisinin de temeli bu karakterdir. Neyse, etik sebeplerden dolayı konuya geri dönelim. Thank you, Pooh. But we can't all. Eeyore. And some of us don't. Can't all what? No game. No song and dance. Yine Kaplan Tigger gibi sorununun ne olduğu apaçık belli olan bir karakter. Hadi, yine karakterle sizi 5-10 saniye baş başa bırakalım ha? Good afternoon, Eeyore. Good afternoon, Piglet. If it is a good afternoon, which I doubt. Ah, evet. Bu eşekte ciddi bir depresyon sorunu var. Yani teoriye göre. Bence diken olsun. Ama nasılsa beni kimse dinlemeyecek. Her zaman hayata kasvetli bakan, kulaklarından ses tonuna kadar bu depresifliği hissettiren bir karakter. Yalnız gizli depresyon değil haliyle. Kronik depresyon. Varoluşsal problemlerinin yıllardır devam ettiği psikolojisini yakın zamanda düzeltmesini umuyoruz. Cidden üzücü. Evet, şimdi yapılması gerekenler... Baykuş. Önce bir ödül gerek şerbisinden. Anlayamadım. Hapşırdın ya. Durucu teorisinde tutmacı olarak nitelendirilen Baykuş, bu bir şaka. Son derece zeki olmasına rağmen zaman zaman okumakta zorlanıyordu. Yani yavaş okumasından falan bahsetmiyoruz. Baykuş kelimeleri karıştırıyordu. Örneğin school yani okul kelimesiyle skull yani kafatası kelimesini karıştırdığını görüyorsunuz. Buradan yola çıkılarak Baykuş'un disleksi problemi olduğu düşünülüyor. Well, I say now. Someone has pasted... Bu yalnızca ilk tanı. İkincisi oldukça rahatsız edici. Teoriye göre Baykuş'un bir diğer sorunuysa narsizm. Baykuş, kendisinin diğerlerinden daha bilge olduğunun farkında ve davranışlarının narsistik derecede olduğunu düşünenler mevcut. Yani şişirilmiş bir egoya sahip. Tavşan. Winnie'nin arkadaş çevresinin önemli bir üyesi olsa da izleyicilerin en çok aklında kalan karakter bu değil. Hatırlatmak gerekirse bu tavşan garip bir takıntıya sahipti. Örneğin bahçesi üzerine fazlaca takıntılıydı. Bu da birçok kişinin aklına obsesif kişilik bozukluğunu getirmiş. Yani fazlaca takıntılı olmak gibi bir zihinsel problemi var. Christopher Robin acaba birazcık daha şey var. Christopher Robin. Vay canına Winnie. Bu harika bir fikir. Christopher Robin üzerine cinsellik temalı birkaç farklı teori daha mevcut. Freud'un birkaç bulgusundan yola çıkılarak temellendirilmiş. Ama onlara yine etik sebeplerden ötürü en azından bu videoda değinmeyeceğiz. Bu ekibin tek insanı Christopher'da değineceğimiz nokta onun şizofreni sorunlarının olduğu yönünde. Teoriye göre biraz önce bahsettiğimiz karakterlerin her biri Christopher Robin'in ruh haline bağlı olarak tezahür ediyor. Yani o zihinsel problemlerle özdeşleştirdiğimiz karakterlerin her biri Robin'in yarattığı şeyler ve onlar da bizim küçük oğlanın psikolojisini temsil ediyor. Eğer bu teori doğruysa Christopher Robin'in ciddi problemleri var. Fakat yıllar sonra çıkan filmde hiç de öyle bir izlenim yoktu. Her neyse, bu saydığımız kişilik bozuklukları hepimizde var olan bir takım duyguların uç noktalarıdır. Yani bizler Christopher Robin kadar olmasa da içimizde Kaptan Tigger'lar, Baykuş'lar ve Eeyore'lar barındırıyoruz. Hepimiz zaman zaman depresif veya fazla enerjik olabiliriz. Başka ilginç bir teori videosunda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.